Endonezya'nın kuzeyindeki çeteler kiliselerdeki ibadetleri engellerken başka bir grup ise inşaat halindeki kilise binasına zarar verdi. Kaynaklara göre Endonezya'nın kuzeyindeki çeteler kilisedeki ibadet hizmetini engellerken başka bir grupsa inşaat halindeki kilise binasına zarar verdi. Yerel basına göre Riau eyaletinde yaklaşık 30 kişilik grup, Kabil köyünde inşaat halindeki kilise binasına zarar verdi. Bina, Endonezya'daki Pentekostal Hizmet Kilisesi'ne ait. Sosyal medyada yayınlanan videoda gruptan bir kişi kilise inşası için izin alınmadığını iddia ediyor. Pastör Shem Jackson Napitupulu ise yetkililerden inşaya izin veren bir yazı aldığını söyledi. Batam Dinler Arası İletişim Forumu Başkanı Chabullah Wibisono saldırının dini nedenlere dayanmadığını iddia etti. Kilise liderleri yaşanan olaylar nedeniyle yetkililere şikayette bulundu. Endonezya Müjdeci Kiliseler ve Kurumlar Birliği Başkanı Pastör Jimmy Loho saldırıları kınadı. Kilise binasına zarar verenlere karşı açılan dava halen devam ediyor. Kuzey Sumatra eyaleti yakınlarındaki Tanjung Morava köyünde aşırılık yanlıları Mawar Sharon Kilisesi cemaatinin pazar ibadeti için bir depoyu kullanmasını protesto etti. Pastör Philip Muntofa'nın sekreteri Amy Marlina'ya göre göstericilerin bir kısmı yerel sakinken diğerleri çevre bölgelerden geldi.